Özbekistan. Tarihi Buhara, Semerkant, Hiva ve Taşkent'le Özbekistan'da kutlu yürüyüşün izlerini süreceğiz. Kubbeleri gök maviye boyanmış medreseleri, ulu çınarlar gibi uzanan minareleri, gönlümüzü ilmek ilmek dokuyan türbeleriyle bir masal ülkesine gelmiş gibiyiz. Kutlu yürüyüş, inanç ve mana iklimimizin neşet bulduğu toprakların üzerinde kurulu Özbekistan'da. Amu Derya, Siri Derya nehirlerinin birleştiği Maveraün Nehir Havzası'nda bulunan Özbekistan, 447 bin metrekare yüz ölçümü, 30 milyonu aşkın nüfusuyla Orta Asya'nın merkezi durumunda. Birbirinden değerli tarihi kentleriyle İpek yolunu kontrol altına tutmak isteyen kavimlerin iştahını kabartan bu topraklar, uzunca bir dönem dünya hakimiyeti kurma hedefindeki devletlerin bilek güreşine tanıklık etti. O marchand sogdien, pour que les marchands sogdiens aillent les vendre jusqu'à Istanbul. Örneğin elimizde Türk kağanlarının ipek ruloları İstanbul'a Bizans'a kadar götürüp satmaları için Soğut tüccarlara para verdiklerini gösteren Bizans metinleri var. 200 yıl boyunca bir yanda Türk İmparatorluk iktidarı ile diğer yanda İpek yolu denen büyük ticaret ağı içinde Buhara'dan, Semerkant'tan ve Taşkent'ten Soğut tüccarlar arasında çok sıkı bir ortaklık vardı. Gerçekten de bu ortaklıkta temel olan, merkezinde olan fenomen Türk politik iktidarı ile Soğut tüccarlar arasındaki gümrüksüz ticari ortaklıktı. Bu da Bizans'a kadar Türk büyükelçilerinin gidişini, Çin ile Türk İmparatorluğu arasındaki ilk büyükelçi değişimini ve alışverişin Soğut tüccarlar tarafından sağlanmasını ve Türklerin ipek ticaretinin ötesinde büyükelçi olarak Soğut tüccarlar tarafından temsil edilmesini açıklamaktadır. 15. yüzyıldan sonra Türk dünyasında büyük devletlerin irili ufaklı hanlıklara dönüşmesinin en etkin nedeni ise İpek yolunun zayıflamasıydı. Türk dünyasındaki kopuşun bir başlangıcı İpek yolunun zayıflamasıdır. Tabii bu baharat yolu, İpek yolu özellikle Çin'den başlayıp bütün Orta Asya üzerinden Anadolu'yu geçip Avrupa'ya giden İpek yolu yeni keşif yollarının bulunmasıyla, deniz yollarının açılmasıyla birlikte, sekteye uğramakla birlikte Orta Asya'daki hanlıkların ekonomik olarak zor duruma bıraktı. Şehirler boşaldı, bu tüccarlar fakirleşti. Halklar tabii yaşam için şehirleri boşaltarak yeni yerleşim alanlarına göçmeye başladı. Bu Orta Asya'daki eski şehirlerin bozulmasına ve devletler arasındaki, ülkeler arasındaki, o dönemdeki büyük coğrafyaya yayılmış olan Türk ülkeleri arasındaki kopmanın da bir başlangıcı oldu. Bilek güreşinin ikinci nedeni ise Semerkant ve Buhara başta olmak üzere var olan medreselerin Türk dünyasıyla İslam alemi için fikri ve ilmi gelişmenin kaynağı olması.